Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Bayağı kümesimizde değişiklikler yapıyoruz. Bir tane cam açtık oraya. Cihazine tavuğumuz da sabahtan beri gıdak yapıyor. Arka tarafı böyle gördüğünüz gibi kapattık. Yani hem gölgelik doldu tavuklarımıza. Zaten bu tarafı da kapatacağım arkadaşlar. Ondan sonra çok güzel kümesler yapacağız. Zaten tuğla aldık. Birazdan göstereceğim. Buradaki hayvanlarımızdan sıkıntı yok. Yine bir iki tane civciv kayıp verdik ama olsun. Yumurta yolladı sağ olsun bir arkadaşımız bize. Bakalım onun da yumurtaları gelsin. Sürpriz olarak ne gelmiş, ne olmuş falan, içinde ne yumurtalar var onları da size göstereceğim. Evet, şöyle maranlar nerede? Bir iki tane maranımız kaldı. Şimdi Haydar'ın oğlunun ismini bir kardeşimiz yazmış. Emirhan Aydın abi muhtar olsun demiş. Yani onu da muhtar daha güzel olmuş. Yani muhtar daha güzel bir isim. Çünkü öbürleri, yani öbür arkadaşlarımız yani bayağı bir insan ismi koymuşlar ama insan ismi koymayın dedim. Birisi Haydariye demiş. Haydariye demiş. Yani bence muhtar daha da güzel oldu. Yani muhtarı şöyle bir yakından çekersek, muhtar bundan sonra sana muhtar diyeceğiz, tamam mı? Hiç bizi takmıyor arkadaşlar. Hiç yani öyle şey yok. Şimdi çoğu arkadaşım da abi biraz güvercin uçursana dedi. Sizi kırmak yok arkadaşlar. Şöyle evet, bizden kaçmaz. Şimdi ben dün Plymouth tavuklarım var demiştim. Şu kızımıza baksana. Çok güzel Plymouth tavuğu oldu. Böyle nasıl bir yuva baksana. Bak, kaşlarım var lan. He? Benden güzel kaşlarım var ha. Maşallah çok güzelsin ha. Geç hadi atla. Aa, artistik yapıyor biliyor musun? Bak bak. Bak sana. Aa, şekil yapıyor bize. Şimdi burada da bir tane gold brahmamız var. Sen babacığım çık bakalım. Biz şöyle güzelce bir güvercin uçuralım. Hadi. Şimdi arkadaşlar şöyle bu kızımız oturacak. O çok güzel oynuyor da. Bakalım ondan tam üst üste çıkmayın. Şimdi biz şu erkeğimizi alalım. Şöyle güzel bir tane erkeğimizi aldık. Yalnız şu biraz yaralı diye. Yani çabuk geliyor. Hani çabuk fazla uçmuyorlar. Şöyle bir tane de bunun abisini alalım. Şöyle gördüğünüz gibi suratı nasıl bir şey olmuşsa, yani elektrik direğine konmuş. Şöyle parmakları falan ya da nereye konduğunu da bilmiyorum. Çok farklı bir şey olmuş arkadaşlar ama yine de bir sıkıntısı yok. Takla atıyor, uçuyor. Şöyle gelelim bakalım dışarıdan. Salalım bunları nasıl olacak. Şöyle. Harbiden güzel oldu ha, değil mi arkadaşlar? Vallahi ben çok beğendim. Bu tarafı görmüyoruz. Hem gölgelik oldu hayvanlar için. Bu taraf komple, şuraya da baksana, oraya da gölgelik yani. Şimdi bu tarafı da kapatacağız. Sabah bu taraf komple gölge olacak. Akşam bu taraf gölge. Öğlen vakti de artık yapacak bir şey, bir yere sıkışırlar. Şimdi bismillah edelim. Böyle maşallahımız var. Bizim bu güvercinimizi. Bu küçük olanı. Yani böyle güzelce oynuyor arkadaşlar. Ha, şimdi o uçar. Ama bu biraz sıkıntılı, biraz yarası falan var ama hadi. Ben atarım. Hadi oğlum. Hadi bakayım çık. Yok, o biraz yaralı diye fazla uçmuyor arkadaşlar ama öbürü nerede o? Kondu arkamda. Lan ne ara kondun lan? Şikayetçi. Dur. Hadi. Ha, onun şeyleri var ya, oraya kusuyor ya, o yüzden pek fazla uçmuyor ama güzel oyun yapıyor yani. Şöyle bizim bir tane daha var. Şimdi arkadaşlar şöyle şunu da bir salalım. Bu yavrumuz güzel çat çat yapıyor ama bu biraz üşkiyatçılık var bunda. Bu güvercin 3 yaşında arkadaşlar. Biraz fazla yaşlı. Şu alttan uçan arkadaşlar biraz yaşlı. O yüzden hep aşağıdan uçuyor. Yani öyle güzel uçsunlar böyle güzelce akşamüstü. O ne? O yavru mu? Yok. Şey, o zaten kanadından biraz eserlilik var onun. Sal bakalım şöyle. Atma. Havaya atma. Onun zaten bir kanadı, sağ kanadı bak. Çok güzel oynuyor hayvanlar da yukarıda. Şimdi bu tarafta güneş var arkadaşlar. Şöyle güzelce uçurabiliyoruz yani burada. Bir de etrafta fazla ev olmadığı için, bina olmadığı için çok güzeldi. Hem oyun yapıyorlar, hem sefer yapıyorlar, hem fişek atıyorlar. Bayağı güzel yani. Güzelce kendini izlettiriyor hayvanlarımız. Şu yavrumuza, bu da bizim yeni yavru. Maşallah var öyle güzelce. Ne oğlum, sinekli değil mi? Sinekli o. Yaşlı güvercinimizin yavrusu, bir tane bu var. Bak çok güzel geldi. Babası bu işte. Ama takla atmıyor. Bayağı yaşlandı, bayağı yavruya kustu. O yüzden hayvanlar biraz bozuldu. Ama olsun, daha güzel bir tane güvercin kümesi yapacağız. Taş atıyor arkadan. Olsun da. Lan taş atma lan hayvanlara. Şimdi arkadaşlar şöyle tuğlaları göstereceğim size. Zaten çoğu kardeşimiz demişti abi 8'lik tuğlada. Şurayı da şöyle bir size gösterelim. Kapıyı da yaptık yani. Geçin bakayım kızlar içeri. Geç. Seni yakaladım orada.
Çok güzel bir kapı yaptık arkadaşlar. Hiç kilidini bile takmanıza gerek yok yani. Şöyle bunu da böyle çekiyoruz. Ondan sonra tam böyle civcivleri zaten dün akşam burada yatırdım. Şöyle güzelce şuradan bir tane kancası var. Şunu takıyorum böyle duruyor sabit bir şekilde. Çok iyi bir kümesimiz oldu. Bir tane içeriye tünek yapacağız. Ondan sonra hayvanlarımız orada kalacak. Dediğim gibi çimento bitmişti. Bu tarafa da arkadaşlar şöyle 8'lik tuğla aldık. Onu da bir size göstereyim. Ulan ne haber lan? Bak 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 şunun güzelliğine bakar mısın ya? Maşallah arkadaşlar şöyle. Yani onlar da Brahma da. Yine güzelce birkaç tane yarkamız var. Maranlardan bir iki tane maranımız var. Bu biraz daha gelişti ama öbürü gelişmedi. Şöyle tuğlalarımızı gösterelim size de. Yani biraz ince ama bakacağız arkadaşlar. Yani güzel bir şekilde eğer örersek şöyle güzelce yine. Öbürüyle boyutu aynı ama sadece genişlik olarak bu daha bu 8,5'luk öbürü 13,5'luktu. 400 tane tuğla aldık. Ondan sonra iki tane çimento kumunu aldık. Güzelce yine şöyle gidelim. Böyle arkadaşlar buraya bir tane daha yapabiliriz yani. Şöyle şu kadar boyunda. Yani içeriden böyle lamba takıp da civcivlerimiz burada güzelce yaşayabilir yani. Civciv büyütme yeri yapıyoruz zaten bu taraflara. Bir tane arkadaşlar şu güvercin kümesini oraya yapacağım. Bir tane de şöyle şuraya arkadaşlar bir tane daha kümes yapacağım. 8'lik tuğlamız da var. Yetmezse bir daha alacağız. Bir daha alacağız. Bir de böyle bütün hepsini tuğladan yapmak istiyorum. Maliyetli oluyor ama olsun. Daha sağlam oluyor. Daha da güzel gözüküyor. Yani daha da sıvamadım. Sıvanmış hali şu kadarı. Yani çok da güzel. Boyayacağız. Çoğu kardeşimiz demiş ki abi boyasana. Daha sıvası bitmeden boyanmaz kümesler. Hepsini yaptıktan sonra rengarenk de boyayabiliriz. Fark etmez yani. Güzel bir şekilde yapacağız. Dediğim gibi bir tane buraya yapacağız. Şöyle 2,5 metre olur. Yani 2,5 metre 1,40-1,50 olabilir. Şöyle bir tane daha sonra geleceğiz buraya arkadaşlar. Buraya bir tane daha yapacağız. Ondan sonra geleceğiz. Bu tarafa bir tane daha yapacağız. Sonra buraya yapacağız. Sonra bu arkadaki kümesleri yapacağız. Şöyle komple buraları da yıkayacağız arkadaşlar. Güzelce yapacağız. Şöyle gel bakalım yumurtamız var mı? Allah bak kapı düşüyor. Şimdi bunları yaptıktan sonra kapımız da düşmeyecek. İki tane yumurtamız var. Lan bu kocaman yumurtlamış ha maşallah. Gene güzel. İki tane yumurtamız var. İki tanesini de kırmışlardı sabah. Yani yere düşmüş, kırılmış. Çünkü hayvanların yerleri değiştiği için arkadaşlar. Nereye yumurtlayacağını şaşırıyor. O yüzden gidiyor civciv kafesinin üstüne yumurtluyor. Oradan yumurta yuvarlanıp düşüyor yere. Bir şeyler oluyor. Bir sıkıntı oluyor. Bak hala dışarı çıkanlar var ama tabii daha tam kapatmadık. Etrafı tam kapattıktan sonra hiçbir şey kalmayacak dışarıda. Hepsi burada olacak. Zaten komple gölgelik yani. Bu taraflar komple gölgelik. Dediğim gibi belki ileriki zamanda üstünü de komple kapatabiliriz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Her şey yavaş yavaş olacak. Çok da güzel olacak. Bıldırcınlarımız burada. Bıldırcın seven arkadaşlarımız. Gel lan buraya. Bak mesela bu dişi tamam mı? Çok da güzel ya. Bunlar küçükken çok tatlı oluyor. Ondan sonra böyle fırlama oluyor. O siyah aslında. Hangisi? O Çin bıldırcını mı? O Çin bıldırcını şurada geziyor. Arada yumurtluyor. Ama yumurtasını da koyamıyoruz. Zaten erkeği olmadığı için. Yani öyle kalacak sonuçta. O da hayvandır. Orada takılım olan. Ezdiniz lan hayvanı. Ezdiler. Vallahi ezdiler ha. Neyse böyle güzelce. Bunlar da burada yaşasınlar. Tabii bunlara da güzel bir kümes yapacağız arkadaşlar. Onu da sözünü verelim. Bıldırcın olmazsa olmaz. İnanın vallahi ben yumurtasını pek fazla yemiyorum. Hayvanlara işte haşlayıp hayvanlara veriyorum. Daha da güzel oluyor. Daha da besliyor oluyorlar. Neyse şöyle bak bak. Az önce verdik ya yemi bak. Allah aşkına. Şuna bakar mısın ya sen? Sen gel buraya. Aa bu nasıl bir şey oldu sen böyle ya? Kocaman. Sadece et olmuş ha. Onu biraz şey yapmayın. Bunlar arkadan patlıyormuş arkadaşlar. Çok fazla yiyince arkadan patlıyormuş. Öyle bir şey tehlikesi var ama neyse olsun. Şöyle bak şu lavanderimizi şöyle bakalım. Gel bakalım. Bu elinize vuruyor bizi. Gördüğünüz gibi yeni yeni tüyleri çıkmaya başladı. Bunu ben makineden çıkarmıştım arkadaşlar. Öbürünü de bize Mehmet vermişti. Dark Brahma'mız kalmadı yani. Şöyle Dark Brahma hiç kalmadı. Yani bir tane varsa vardır. Başka da yoktur arkadaşlar. Arkada hangisi? Bu mu? Yok bunlar yok, değil. Şu işte yarım paça vermiş. Tam paça vermemiş. O yüzden o da Dark Brahma'dan çıktı ama bilmiyorum. Biraz daha sanki rengi bozuk gibi geldi bana ama olsun. İleriki zamanlarda zaten şu an yumurtluyor bizim Nazlı'mız. İnşallah Nazlı'nın yumurtalarından da güzelce bir çıkım yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle Rukiye'nin civcivleri şöyle bismillah diyelim. Bak bunun ayaklarını ben o kadar düzelttim. Bak yine açılmış görüyor musun? Bak bak bak. Bak sen buna baksana ya. Maşallah sana ya. Ulan sen var ya sen bir tanesin ama işte ayaklarını çok fazla atıyorsun.
Şöyle kenarları atıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama bunu gene tedavisini yine yapalım. Yaptım tam düzeldi dedik. Açtık gene olmadı. Gene yapacağız ama. Şunun güzelliğini tedavisini yapalım. Civcivlerden de 7 tane rükiyenim var. 2, 4, 6, 7 tane rükiyenim var. 2 tane de bir tane şöyle gold brown tarzında bir şey çıkmış. Öbürü de yarım paçalı. Zaten toz paçalı derler. Güvercinlerde de toz paçalı derler. Öyle bir şey çıktı. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Daha yumurtalar da var yani. Rükiyenin 4-5 tane daha yumurtası var. Ondan sonra Giresun'dan yumurtalarımız geliyor inşallah. Şöyle arkadaşlar. Şöyle güzelce bir seri çekelim. Şöyle güzelce bir tane cam açtık buraya da. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu havalandırması için. Yani sineklik de koyduk. Şimdi burada da bir tane sineklik var. Ceyran yapar mı? Yapmaz. Zaten fazla rüzgar almıyor bu tarafa doğru. Buradan çok alıyordu. Şuradan da çok fazla rüzgar alıyordu. Biz ben şimdi videodan sonra hemen bunu halledelim. Şöyle bismillah diyelim. Koyuyorum seni şöyle kenara. Tamam. Şimdi çıkalım dışarı arkadaşlar. Şimdi biraz ördeklerimizi gösterelim arkadaşlar. Bak gelin buraya gel. Vay şimdi geldi ne var ya maşallah. Kocaman oldular da yani biraz daha rengini değiştirsin erkek de. Bak başını görüyor musun? Başı daha böyle yeşile doğru dönüyor. Güzel bir çift oldular. Bunlara da çok güzel bir yer yapacağız ama bilmiyorum güzel bir yer. Şöyle bir ayarlayacağım, kümesleri bir halledelim. Ondan sonra bir salmalı bir yer yapacağım ama böyle fazla dışarı çıkmasın. Çünkü çok fazla suları bir batırıyorlar. Gerçekten çamur yaptılar. Bir de bugün gittik. Babam tek başınaydı. Bize yardım ettik. Sağ olsun Yusuf, Rami, arkadaşım Ferdi. Gittik beraber. Koyunlara güzel bir yer yaptık kurbanlık yerinde. Oradan da beyaz fesli birini görürseniz babamdır. Kurbanlar orada arkadaşlar. Şakir de enişte bizim almış. Satın almış. Olsun ayrını görsün. Ne diyelim. Bütün koyunları veriyor. Bakalım öyle bir şeyler yapsın. Biz de hayvanlarımızı burada güvenli bir şekilde yetiştirmeye devam edelim diyoruz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yanında çıkan videoda tıklayıp bir videoma gelirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.